Senfoni. Neden senfoni? Senfoni müzikteki çok sesliliği karşılıyor. Benim bu 15. kişisel sergim, bu 10 yıldan fazla bir sürede kullanmış olduğum temaları hep bir arada kullandım. Biriktirmiş olduğum, geliştirmiş olduğum teknikleri de bu sergide kullanmış oldum. Dolayısıyla senfoni ismini karşıladığını düşündüğümüz için senfoni koyduk. Malzemelerim hep taş. Taş kullanıyorum. Bu sergimde taşa siyah, beyaz, gri ve pembe taşın yanında ahşap, demir, bronz ve pirinç de kullandım. Taş benim için temel bir malzeme. Taş ne bileyim 10 bin yıllık bir yaşı var taşın. Yani ağır, sert, durağan, kırılgan, duyarlı, yaşayan yani bir kadın gibi aslında taş. Her dönem çağdaştır ve şimdiki zamanı yaşayabilir taş. Tabii onunla olan diyaloğa bağlı. Bu sergide eşim de birbirinden değerli takı ve mücevherleriyle, fazlasıyla dolu mücevherleriyle senfoniye renk kattı. Benim sergilerim aslında bir bütünlüğe sahip. Yani bittiğinde bırakılıp başka bir basamağa geçilen duraklar olmaktan ziyade bir takım ada gibiler. Hep birbirleriyle ilişki içerisindeler. Aslında hayatım boyunca binlerce parçadan oluşan büyük bir heykel yapmak peşindeyim. Bu parçaların birbirine uyumu, uyumsuzluğu, birbiriyle ilişkisi bir ağı oluşturuyorlar. Tıpkı bir harita gibi. Ben aslında karanlığın içindeki hayatları görmeye ve göstermeye çalışıyorum. Yani ışığın yarattığı hayatları göstermeye çalışıyorum. Bütün kütleler benim için içlerinde esir barındıran karanlıklar gibi. Dolayısıyla bu içerideki hayatları ışıkla ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Sergide emeği geçen herkese, ekibe, Ekol Sanat Galerisi ekibine, ayrıca Mehmet ve Figen Baz'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz değerli ekibe teşekkür ediyorum. Ekol Sanat Galerisi'ne, saygıdeğer Mehmet ve Figen Bas çiftine çok teşekkür ederiz. Burada olmak çok onur verici. Hele eşimle birlikte sergilemek bambaşka bir heyecan yaşatıyor bana. Ben heykel çalışmalarından mücevhere yöneldim. Neden? Çünkü benim işlerimde elin duygusu var. Hep avucumun içinde çalışabileceğim makro boyutlar aradım. Hayatım hep farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde, farklı kültürleri ve tarihleri tanıyarak geçti. Ve sanırım bunlara bir kuş bakışı ile birlikte bunları yorumluyorum, yansıtıyorum çalışmalarımda. Her zaman benimle birlikte taşıyabileceğim bir sanat arayışı içerisindeydim ve mücevhercilik dünyası biraz kısmet oldu. Kendiliğinden gelişen bir alan oldu. Çalışmalarımı ten üzerinde sergilenen heykeller olarak tanımlıyorum. Parıltılar, değerli metaller, değerli taşlar parıltılarıyla bana sonsuzluğu çağrıştırıyor ve çok özel duygulara, özele hitap etmeyi seviyorum yaptığım işlerde. Bunlar anılar, semboller, bağlılık yaratan ikonlar olabilir. İnsanlarda güzel duygular uyandıran,
bir şeyler olsun, onları üstlerinde taşısınlar. Benim arzum böyle çalışmalarımda. Çalışmalarıma İstanbul Nur Osmaniye'deki geleneksel tarihi atölyelerde başladım ve orada sürdürmekteyim.